Nasıl geçiyor muavinliğin ilk günü? Ne bileyim. Oda falan hazırlatmış müdür bey. Hiç alışamam gibi geliyor ama. Alışırsın ablacığım, ne var ki? Bütün öğrenciler tapıyor sana. Öğretmenler de sen aynı. Hiç zorlanmazsın. Bakalım inşallah. Engin'i göremedim ne zamandır. Sen haber alıyor musun hiç? Dün akşam konuştum. Ya nasılmış? İyiymiş. Onur yine kitap okuyor. Ya derste ya kitapta. Kafasını kaldırdığını hiç görmedim daha. Çok akıllı bir çocuk. Çok farklı diğerlerinden. Geleceği çok parlak. Benim dersim de muazzam. Benden de tam not aldı geçen gün sınavda. Nasılsın Onur? Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? İyiyiz. Dostoyevski'ye mi başladın? Hı hı. Suç ve Ceza. Harika değil mi? Evet. Raskolnikov müthiş bir karakter. İnanılmaz. Haklısın. Olağanüstüdür. Müsaadenizle hocam. İyi dersler. Bildiğin oda işte Rıza. Seninki gibi aşağı yukarı. Sümen, dolma kalem falan. Dalga geçme. Alışamadım zaten daha. Vallahi hayrete oturuyorum. Bilmiyorum artık. Amirlikle ilgili tüyolar verirsin bana. Aile hocam, müsait misiniz? Buyurun. Rıza'cığım, ararım sonra canım, tamam? Hayırdır? Hiç hayır değil hocam. Sınıfımdaki öğrencilerden birinin cebinde bakın ne buldum. Bu... Yoksa... Hap hocam. Uyuşturucu hap. Öğrenci nerede? Bekliyor. Alalım. Buraya gel. Geç. Arif? Bu ne evladım? Ne işi var sende bu hapların? Hocam, ne olur aileme haber vermeyin. Bırak şimdi aileni. Kimden aldın bunları oğlum? Yüzüme bak Arif, yüzüme. Kimden aldın dedim. Onur. Onur sattı. Onur. Bizim Onur mu? 11C'deki. Evet o hocam. Eşkenar ve ikizkenar üçgenlerde açıortay aynı zamanda kenarortaydır. Bu ne demek? Düşey olarak aldığımız açıortay tabanı da iki eşit parçaya böler demek. Çizime dikkat edin. Girin. Hocam çok pardon. Rica ederim. Buyurun hocam. Dersinizi bölmek istemezdim ama arama yapmamız gerekiyor. Tabii buyurun. Ayağa kalkar mısın onu? Efendim? Ayağa kalk çocuğum. Aman Allah'ım. Senden hiç beklemezdim Onur. Neden Onur? Neden? Tek bir neden söyle bana. Geleceğini nasıl karartırsın böyle? Senin gibi akıllı bir genç nasıl bulaşır bu pisliğe? Peki susacak mısın böyle ha? Hiçbir şey söylemeyecek misin? Söylesem bir işe yarayacak mı hocam? Her şey ortada değil mi? Gereken neyse yapılacak. Kimden aldın o hapları Onur? Doğru dürüst cevap ver evladım. Bunu söyleyemem hocam. Kusura bakmayın. Ne demek söyleyemem? Kim verdi sana bunları satman için? Israr etmeyin hocam. Söyleyemem. Benimle ilgili işlem neyse yaparsınız. Cezamı çekerim. Ama söyleyemem. Polisi arıyorum hemen. Bize yardımcı olmadığın için pişman olacaksın delikanlı. Müdür bey, müsaade eder misiniz? Ben bir telefon. Elbette hocam. Buyurun muavin hanım. Rıza, buraya bir ekip göndermen lazım. Ne? Kötü bir şey mi oldu aynen? Evet Rıza. Hem de çok kötü. Gencecik çocuklar. Yazık. Yazık ama yapılacak şey de belli. Okulla ilişiği kesilecek hemen. Savcılık kanalıyla da gerekli işlemler başlatılacak. Ailesiyle de görüşse miydik Rıza? Engin ilgileniyor okuluyla. Diğerleri de okuldaki çocuklarla konuşmaya gitti. Biraz bekleyelim. Belki de sorguda fikrini değiştirir Onur. Bize de kendisine de yardımcı olacak bir şeyler söyler belki de. Ha? Al bakalım. Aç mısın, yiyecek bir şey ister misin? Yok sağ olun, çay yeter. Niye yaptın be oğlum? Okul birincisi bir adam.
Bu işi ne yapar? Aynı altın yiyen binlerce insan sorguladım ben Onur. Sen hiçbirine benzemiyorsun. Anlat be oğlum hadi. Niye? Anlatacak bir şey yok. Görüyorsunuz ortada her şey. Bak Onur, seninle yeşil çocuklarım var benim. Halinden derdinden anlarım. Hele tam kirlenmemişse bir insan, bir genç gözünün bebeğinden anlarım. Sen de anlıyor musun beni? Anlıyorum tabii. Ama sahiden söyleyecek bir şeyim yok. Sizi yormak da değil niyetim. Sattım o hapları. Arkadaşlarıma, daha küçüklere, daha büyüklere. İsteyen herkese sattım. Savunulacak bir tarafı yok yaptığımın. Ceza neyse... Cezayı bırak şimdi. Cezayı mezayı bırak. Daha önemli bir konumuz var biliyorsun. Kimden aldın malı Onur? Seninle teması kim kurdu? Bunu söyleyemem. Neden? Kimden korkuyorsun? Kimseden korkmuyorum. Öyleyse? Söylemeyi doğru bulmuyorum. Suç benim. Cezasını da ben çekmeliyim. Kararlısın yani. Hı hı. Yanarsam tek başıma yanarım diyorsun, öyle mi? Evet. Evet öyle. İyi, keyfin bilir Onur. Yanmak istiyorsan mutlaka yanarsın evlat. Mutlaka. Nasıl yani? Ölen kocanızdan da bir maaşınız yok? Hayır yok. Sadece Onur'un okuldan sonraki çalıştığı iş yerinden gelen para var. Bir onunla geçinip gidiyoruz. Ne işi bu? Tam biliyor musunuz? Tabii. Garsonluk yapıyor okulun oradaki bir kafede. Ben gidip görmedim ama temiz bir yermiş. Sahipleri de iyiymiş. Çok sevmişler Onur'umu. Siz ne için gelmiştiniz ocağınım? Bu bey kim? Rahime Hanım, nasıl söylesem? Hanımefendi, ben Asayiş Şube'den Başkomiser Engin Balkan. Onur'la ilgili bir konu var. Oldukça ciddi bir konu. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu yoksa yavruma? Söyleyin bir defa da komiser, ne olur. Ne oldu Onur'uma? Cins bir olan Rıza Baba. Konuşmuyor bir türlü. Hanginiz girdiniz sordu? Korkutmayalım dedik, yüzüne girdi. Hapları kimin için sattığını söylemiyor değil mi? Vallahi mümkün değil, söylemiyor. İnatçı yani öyle mi? İnat gibi de değil Rıza Baba. Sakin, kendini de yaptığını da gayet iyi bilen bir tip. Suçlayacak kimse yok. Hata benim diyor. Aynı kitaptaki gibi. Kitap mı? Hatırlıyorsun değil mi? Unutulur mu hiç? Ne yapıyoruz şimdi Rıza Baba? Savcılık çocuğun yaşını ve sicilini göz önünde bulundurarak tutuksuz yargılama kararı verecektir. Okuldan da şimdilik uzak durmasını sağlarız. Takibi alalım. Kimlerle temas ediyor? Nerelere girip çıkıyor? İzleyelim onu. Tabii Rıza. Tabii Rıza Baba. Yazık olacak pırıl pırıl bir gence. Söyle Ali. Onur'un okuldaki arkadaşlarıyla görüştük Rıza Baba. Nedir durum? Kullanıcı çocuklar saptandı. Onur'la ilgili de sorduk soruşturduk herkesi. Çocuğun okul dışındaki hayatı kapalı kutu. Ne düzenli görüştüğü bir arkadaşı var, ne de flörtü. Yani hiç kimseyle yakın ilişkisi yok gibi. Anlaşıldı. Tahmin ettiğim gibi. Dönebilirsiniz merkeze Ali. Yalnız kullanıcı çocuklarla ilgili de narkotikle irtibata geçin, tamam mı? Anlaşıldı Rıza Baba, tamam. Merkeze dönüyoruz. Annesi çocuğun garsonluk yaparak eve para getirdiğini zannediyor. Ona rağmen hallerini görmeniz lazımdı. Resmen işler acısı. Kullanılmak böyle bir şeydir işte. Niyetin ne olursa olsun esasen kendine de sevdiklerine de bir faydan dokunmaz. Dokunamaz. Sadece yanarsın. Şimdi bu çocuk yarın sabah serbest. Sonra ne olacak? Kesintisiz takibimizde olacak. Bir bakıma yem gibi sokaklara salmış oluyoruz Onur'u. O yüzden iki kere dikkatli davranmamız gerekecek. İlk izleme nöbeti sende Ali. Gözünü dört açacaksın. Merak etmeyin başkomiserim. Çocuk okulun önünde Rıza Baba. Hala bir hareket yok. İşaretin bekle, arabaya atla. Çıkışta alabilir mi istiyorsan sen? Sağ ol. Eyvallah. Şimdi. Engin, bir şeyler oluyor orada. Sıkı dur, tutun. Sıkı dur. Kal orada. Kıpırda bak, kal orada. Asıl sen kıpırda. Kal orada, bırak. Biz geri çekin. At silahı, bırak çocuğu. Siz bırakın, vururum hepinizi. Engin, bir şeyler yap. Deniz, uzak dur, arabaya bin. İndirin hepinizi, vururum. Şşş, at silahı. Yapma abi. Başkomiserim. Ali, kal orada. Ali, indir silahını. Tamam, tamam, sakin ol. Gidebilirsin.
Bin, 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 bin. Plakayı aldın mı Ali? Aldım evet. Telsiz, hemen telsiz getir bana. Hadi hadi. Elif. Efendim. Nasıl? Beraberiz Rıza babalarla. Tamam. Geliyoruz hemen. Ne olmuş? Okul Nur'da işler karışmış Rıza baba. Onur'u uçurmuş birileri. Nasıl koyverdi polis seni bir günde? Savcılığı mı hiç ses etmedi lan? Sabıkam yok diye tutuksuz yargılama verdiler. Dava sürecek. Kimsenin beni koyverdiği yok. Siz de bırakın artık peşimi. Yeter. Ne demek yeter lan? Bırakıyorum ben. Bitti. Yakalandım artık. İşinize yaramam. Ona biz karar vereceğiz aslanım. Bir süre dur bakalım elimizin altında. Kime ne üfledin bir anlayalım bakalım. Vermedim isminizi. Polis ne arıyordu lan okulun orada ha? Ne malum senin yemdi önümüze atmadıkların? Yok öyle bir şey. Saçmalamayın. Kes sesini, otur oturduğun yerde. Kendini düşünmüyorsan evdeki ananı kardeşini düşün. Kırk içini. İşte o kadar. Ben çıkıyorum abi, dükkanı boşlamıyorum. Tamam, görüşürüz akşam. Kokla ortalığı ha. Gel lan sen de buraya. Olamaz Rıza baba ya. Kıl payı kaçırdık adamı. Bir bulsalar Onur abla. Bir çekip alsalar şu adamların elinden. O zaman düşünmez misin affetmeyi? Okula geri dönmesi için bir şeyler yapmayı düşünmez misin? Bu sadece benim düşünmemle olmaz ki Yeliz'cim. Vakti geldiğinde bakarız tabii ama önce bir bulunsun çocuk. Buyurun Ayla Hanım. Sağ ol canım. Bırakmak zorunda kaldım işte. Öyle oldu, ne yapayım? Ne tartışıyorlar içeride böyle? Burnumun ucundaydı adam ya Rıza baba. Kolumu uzatsam alacağım mesafedeydi. Nasıl alacaksın çocuk elindeyken ya? Sen de mi bir şey yapamadın be oğlum? Yok be abi. Bir anda atladılar arabaya, bastılar gittiler. Takıldım peşlerine ama... Geri çekilmesi ben söyledim Ali'ye. Kıl payı işte, ah! Ben de yalnız değildim ki arabada. Yeliz vardı yanında Rıza baba. Yani sadece Onur'u değil, Yeliz'i de korumak zorundaydım. Bu kadar hayıflanmak yeter. Birincisi, Onur'un okulun önünden kaçırılması kimsenin kabahati değil. Altı üstü bir torbacı bekliyordu. Eli silahlı bir manyağın ortaya çıkacağı hiç hesapta yoktu. İkincisi, aynı manyak Onur'u öldürmek isteseydi bunu orada da gayet rahat yapabilirdi. Yani orada kafasına sıkmayıp gebertmediğine göre oğlanı kurtarmak için hala bir şansımız var. Plaka var elimizde, değil mi Aylin? Çıkarmadın mı hala kadını kızım? Çıktı da abi. Araba çalıntı. Ne? 3 gün önce Bayrampaşa'dan sahibi ihbarda bulunmuş. Al işte, iz de yok artık elimizde. Bu hiç iyi olmadı. Araba mı arayacağız bir de şimdi ya? Bu zamansızlıkta bile. Of. Yine de herkes elinden geleni yapacak. Gidip konuşun arabanın sahibiyle. Neler olup bittiğini öğrenin. Oradan devam ederiz olaya. Hadi hadi, canlanın biraz hadi.